Saygıdeğer izleyenler, Ünye Moda TV ve 52 Moda Haber olarak yaptığımız bir çalışma sonucu Ünye'de halen görevde olan belediye başkanı ile daha önce görev yapmış belediye başkanlarının çalıştıkları, yaptıkları işleri mukayese edecek bir habere imza atmak için buradayız. Ancak Sayın Arpacıoğlu benim halen görevde olan ve görevden ayrılmış olan arkadaşlara oranla 5 yıl farkım var. Haksızlık olmasın diye ayrı kategorilerde röportaj yapmak istedik. Bu konuda da 10 yıl süreyle Ünye Belediye Başkanlığı'nı yapmış olan Ahmet Arpacıoğlu'nun görevi esnasında Ünye'ye kazandırdıkları ve kazandırmak isteyip de kazandıramadıklarını kendi ağzından duymak istiyoruz. Kolay gelsin Sayın Başkanım. Buyurun, söz sizin. Çok teşekkür ediyorum bu nezaketiniz için. Ünyelilerle beni tekrar sohbet etme, dinleyicilerimizle beni tekrar buluşturduğunuz için sizlere teşekkür ederken, bizi izleyen, dinleyen bütün kardeşlerime Karadeniz'in incisi Ünye'den, Türkiye'nin en güzel ilçelerinden bir tanesi olan Ünye'den selamlar, saygılar söyleyerek sözlerime başlamak istiyorum. Buyurun. Evet, ifade ettiğiniz gibi ben 2004-2014 yılları arasında Ünye Belediye Başkanlığı yaptım. Yaptığım dönemde neler yaptığım belki bugün vatandaşımızın hafızasını tazelemek adına tekrarlamakta yarar görüyorum ama bir, bunları resmi teyit etmek adına Ordu Valiliği'nin 2014 yılında dönemin başbakanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın 2014 yılı Şubat ayında Ünye'de yaptığı açılışta Ordu Valiliği'nin Ordu'da yapılan yatırımları ihtiva eden, bunlara belediye yatırımları da dahil, bir broşür yayınladı. Bu broşür şu: Ünye, Ordu'yu 3 bölgeye ayıran bir broşür hazırlamışlardı. Ordu Merkez, Fatsa Merkez ve Ünye Merkez olmak üzere 3 bölgede yapılan yatırımları, Ünye'de bir açılış, Fatsa'da bir açılış ve Ordu Merkez'de bir açılış yapılmıştı. Değerli hemşehrilerim hatırlayacaklardır. Burada yapılanlardan bu Ordu Valiliği'nin resmi broşürüdür. Ordu Valiliği'nin resmi broşüründe bize, bizimle ilgili bölümlerde, yani belediyelerin yaptığı yatırımları orada açıkça valilik göstermiştir. Bunları tekrar hatırlatmakta yarar görüyorum. Ordu Merkez Belediyesi 10 proje ile 9 milyon 921 bin TL'lik yatırım yapmış. Ordu Merkez, yani bugün Altınordu olarak ifade ettiğimiz yerin projesi ve karşılığındaki yaptığı yatırımın TL olarak cinsi. 10 proje 9 milyon 921 bin lira. Yani 10 proje 10 milyon diyebiliriz. Fatsa Belediyesi 2 proje 8 milyon 900 küsür bin lira. Yani bunu da 9 milyon lira olarak ifade edebiliriz. Ünye Belediyesi 9 proje ile 9 proje karşılığında 53 milyon 900 küsür bin lira. Yani 54 milyon liralık yatırımın açılışlarını yaptığı dönemin başbakanı Sayın Tayyip Erdoğan. Şimdi tekrar edecek olursak, Ordu Belediyesi 10 proje 10 milyon, Fatsa Belediyesi 2 proje 9 milyon, Ünye Belediyesi 10 proje ve 54 milyon. Bunu Ahmet Arpacıoğlu olarak ben söylemiyorum. Dönemin Ordu Valiliği'nin resmi broşürü söylüyor ve dönemin başbakanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın Ünye'de yapmış olduğumuz açılışın belgesidir bu aynı zamanda. Şimdi dönüyorum oradan. Kısaca hatırlayalım. Çok uzun bir konu gerçi ama siz özet olarak ifade etmemi istediniz. Evet. Ünye Cumhuriyet Meydanı
Değerli kardeşlerim, değerli hemşerilerim, değerli dostlarım, Ünye Cumhuriyet Meydanı bugünkü halde değildi. Ünye Cumhuriyet Meydanı ne taşıt trafiğine ne yaya trafiğine fırsat veriyordu. Dolayısıyla Ünye Cumhuriyet Meydanı'nı özet olarak ifade etmek isterim. Birçok uğraşılardan sonucudur bugünkü hali. Ünye Cumhuriyet Meydanı'nı bugünkü herkese açık uluslararası bir meydan haline getirme fırsatımız oldu. Bir, Cumhuriyet Meydanı. İki, Atatürk Parkı. Atatürk Parkı'nı bizden sonra biz yaptık diyenler oldu, duyduk. Ama şunu tekrar hatırlatmak isterim. Atatürk Parkı bayanların zaten gidemediği, geçemediği bir yerdi. Erkek olanların da cesurlarının geçmeye cesaret edebildiği ve gidebildiği bir yerdi. Orayı oradan alıp pırıl pırıl bir park, 60 dönümlük yaklaşık bir park haline getirdik. Yine şehirler arası otobüs garajı. Otobüs garajı, değerli hemşehrilerim, bugün otobüsler Ünye'den stadın yanındaki minibüs garajına kalkmak zorunda kalacaktı. Biz yeni bir otobüs terminali yaptık, şehirler arası, ve otobüs terminaline de 10 dönüm yer ilave etmek şartıyla otobüs terminalini yaptık. Bugün büyükşehir yaptı yazdığına bakmayın. Orayı biz yaptık. Ünye Belediye Başkanı benim dönemimde biz yaptık. Yani bugün Ordu Büyükşehir Belediyesi yazısının sadece onlar yazısını yazdılar. Onu söylemek istiyorum. Orayı da yine dönemimizde bizim eserimizdir. Ünye'nin 50 yıllık su meselesini çözdük. Bugün belki çok farkında değiliz. Küresel ısınmanın da bir gereği olarak sularımız artık yok oluyor. Derelerimiz eskisi gibi akmıyor. Ünye'nin de zaten su kuyularının sonuna gelmiştik. Su kuyularımız artık kurumuştu. Ünye'nin istikbalini hesap ederek 50 yıllık su meselesini çözdük. Sadece 33 kilometre Yeşilkent'ten Ünye'ye suyu getirmekle kalmadık. Aynı zamanda suyun arıtma tesislerini de Bayramca Tepesi'ne, adres ve yer veriyorum, metrekare veriyorum, 22 dönüm yer kamulaştırarak içme suyu arıtma tesislerini de oraya yaptırdık. İçme suyu deyip geçmeyin. Bugün yalnız içme suyunu benim dönemimde yapılan ciddi bir projedir. Yalnız içme suyunun karşılığını teşkil eden bir çalışma 8 yıldır sadece bir projenin karşılığını göremiyoruz. Sadece içme suyunu dikkate alalım, bırakın diğerler. Sadece içme suyunun karşılığının bu proje gibi bir projeyi daha Ünye'de görme şansımız maalesef yok. 50 yıllık su meselesini çözmüş bir Ünye bıraktık biz. Bugün Ünye'nin suyu kesiliyorsa zorla kesilmesi lazım. Vanayı kapatmaları lazım. Başka türlü Ünye'nin suyu bir şartla kesilir. Cevizlere kurursa Ünye'nin suyu kesilir. Başka türlü olmaz. Devam ediyoruz. Tabakhane Deresi ıslahı. Tabakhane Deresi'ni ıslah ettirebilmek için ben çok uzun mücadeleler ettim. Bizden sonra gelen arkadaşlarımız biz yaptık dediler. Ama benim dönemimde devam eden bir çalışmaydı. Ondan sonra hiçbirisi oraya bir kazma vuramadı. Bunu da açık olarak ifade ediyorum. Tabakhane Deresi pislik yuvasıydı, geçilmiyordu oralar. Tabakhane Deresi'ni yalnız isnat duvarlarını yapmaya cesaret edememişlerdi. Biz o derenin içini pırıl pırıl akan sular yapma hedefimiz vardı. Yarıda kaldı. Benden sonra maalesef o da yapılamadı. Bizden sonra sahip çıkanlar oldu. Ayrı mevzu. Biz yaptık diyenler oldu. Hodri Meydan göremedik ondan sonra bir metre yer kamulaştıranı satın alınıp da o yerlere ilave yapıldığını. Benim bıraktığım gibi kaldı o Tabakhane Deresi. Devam ediyorum. Kamyon ve tır garajı yeri. Otobüs garajı terminalinin hemen arkasında 10 dönüm yer kamulaştırdım. Neden biliyor musunuz? Ben bu şehir içine kamyon ve tırların girerek park etmesini doğru bulmuyordum. Bugünleri görüyordum. Onun için 10 dönüm yer kamulaştırdım. Otobüs garajının hemen arkasında. Ama bizden sonra maalesef orayı düzeltip de üzerine kamyon çekmeyi beceremediler. Bunu da açık söylüyorum. Maalesef beceremediler. Hala o yer orada duruyor. Satmadılarsa o yer orada duruyor. Ama Ünye'de birçok yeri sattılar. İş yapıyoruz diye sattılar. Bugün kamunun vicdanı rahatsız.
Ünyeliler rahatsız. Bunları ayrı bir program yapmak lazım ama maalesef bunları da hatırlatmak isterim. Devam ediyoruz. Ünye'de 120 dönüm yer kamulaştırdı. Ünye Belediyesi'ne 120 dönüm ilave yer kazandı bizim dönemimizde. Satmadık, biz bir metre yer satmadık. Aldık. 120 dönüm yer kazandırdık. Bizden sonra gelenler 15 Temmuz ismi altına sığınıp 15 Temmuz Meydanı denilen, Allah uzun ömürler versin, İsmail Cerahoğlu'nun çok büyük emeği vardır orada. Onun da aldığı benim itfaiye ve toptancı hali vardı orada, biliyorsunuz, hatırlatmak isterim. Oraları çıkartıp rahatlatıyordum oraları ben. Trafik olarak insanların rahatsız edici alanlarını rahatlatıyordum. Rahatlatmıştım epeysini de. Bizden sonra orayı maalesef 3 dükkana verdiler. Biz iş yaptık diyerek 15 Temmuz meydanını, meydan olarak ifade edilen yeri maalesef 3 dükkana verdiler. Bugün 15 Temmuz alanı olarak ifade ettiğimiz 16-17 dönüm yeri 3 dükkana bir vatandaşımız verir miydi? Şimdi soruyorum değerli hemşehrilerime. Verirdim ben diyorsanız ben sözümü geri alıyorum. Bunları da kabul etmek asla mümkün değil. 120 dönüm yer kamulaştırdık. Yine yollar yaptık. Benim geldiğimde Fevzi Çakmak Mahallesi'nin Tepe Caddesi'nde, Bayramca Mahallesi'nden Saca'dan Saraçlı'dan karşıya kadar, İpek Yolu'ndan Döşeme Dibi'nden Gürecülü'den bütün yollar çamurdan geçilmiyordu. Hele ki daha canlı bir örnek vereyim. Çamurlu Mahallesi'nin cezaevi yolu olarak ifade edilen yolda dolmuşçular geçemezdi. Değerli hemşehrilerim, dolmuşçular beni hatırlayacaktır. Oraya parke döşeyememişti belediye. Bizim geldiğimizde belediye personeline maaş veremiyordu. Bunları da biz dönemimizde sağladık. Bunları da açık olarak ifade etmek isterim. Yağmur suyu hatları, orta caminin, büyük caminin etrafı yağmur sularıyla dolar. Her yağmurda sabaha kadar biz orada esnaflarla nöbet beklerdik. Niksar Caddesi'nin altı komple, bu bölgeler, o büyük caminin etrafı, orta caminin oraları komple yağmur sularını yeniledik. Özellikle Niksar Caddesi'nin yağmur suyu hatları, bir adam yürüyordu. Değerli hemşehrilerim, hatırlayın. Niksar Caddesi'nin asfaltını yapmadan önce altının yağmur suyu hatlarını bir insan çok rahatlıkla yürüyebilecek bir tarzda yağmur suları hatları döşedik. Sahil düzenlemesi, sahilimizde yürünmüyordu. Sahili komple yeniden organize ettik. Sahili küçük mazı türü ağaçlarla, hem bayanın elindeki çocuk asfalta kaçmasın, kaçarsa bir hayati tehlike yaşamasın diye 5 yıldızlı otellerin etrafı gibi o bölgeleri küçük ağaçlarla çevrilmiştik. Hem yeşillik adına, hem güvenlik adına, hem de estetik adına bunu yapmıştık. Ama bizden sonra gelenler maalesef oralarda çalışma yapıyoruz diyerek oraları maalesef yeşilliklerine heba ettiler, yazık ettiler, çöpe attılar. Oralara biz sizden aldığımız vergilerle o paraları ödemiştik. Halbuki ben babamın parasıyla yapmadım orayı. Orayı ben bu milletin, aziz milletin verdiği vergilerle o ağaçları almıştım. Maalesef yeniliyoruz diyerek, bisiklet yolu yapıyoruz diyerek oraları komple tekrar yaptılar. Kamu vicdanında da asla yer bulmadı. Çocuk parkları yaptık. Mahallelerimizde çocuk parkları bir artık ciddi bir proje haline dönüşmüştü. Bizden önce mahallelerimizde çocuk parklarımız yoktu. Mahallelerimizi çocuk parklarıyla donattık. Kanalizasyon altyapı. Bizden sonra kanalizasyon Ünye'nin altyapısında ne yapıldı diye sormak isterim. Bizim zamanımızda biz çözdük, kanalizasyonu olmayan istisna bölgeler kalmıştı. Tamamını çözmüştük. Kanalizasyon ciddi bir altyapı yatırımıdır. Kimse farkında değildir ama biz büyük kısmını da çözmüştük. Yeni imar planları yapmıştık. Şehrin geleceğini planlamak, hazırlamak adına. Şehitlik yapmıştık. Aziz şehitlerimizi bir kez daha rahmetle anıyorum. Onların şehitlik mertebesi bizim inancımıza göre çok önemli bir mertebedir. Kendilerini bir kez daha rahmet ve minnetle anıyorum. Onlara layık olabilmek için
O tür bir çalışmayı da tamamlamış ve bitirmiştik. Değerli hemşehrilerim, Ünye festivallerle tanıştı bizim dönemimizde. Biz uluslararası festivaller yapardık. Sadece festival diyerek müzik yayını yapmazdık. Birçok kültürel, sosyal etkinlikleri barındıran Ünye'nin tanıtımına vesile olacak çok iddialı festivaller yaptık. Türkiye'de iki ilçe yapardı bunu. Festivalli iddialı olan iki ilçeden birisi Ünye'ydi. Ama artık onlar da artık televizyonlarda izler hale geldik. Bize bugün kalan bu. Yine Ramazan ayında inancımızın gereği Ramazan akşamlarımızı vatandaşlarımızı rahatlatmak adına bizim başlattığımız ilk bir projedir o. Bizden sonra kısmen devam etti ve bugün maalesef farklı alanlarda yapılıyor. Turizm ve tanıtım faaliyetleri yaptık. Bizim zamanımızda turizm ve tanıtım faaliyetleri had safhadaydı. İstanbul'da, Ankara'da birçok yerlerde biz turizm faaliyetlerimiz, tanıtım faaliyetleri yapardık. Ve hatta bu konuda ben Cumhuriyet Meydanı'na Ünye'nin küçük bir eski evini ihtiva eden bir turizm bürosu yaptım. Onun içine iki tane ikişer dil bilen eleman koymuştum. Ona bile sahip çıkamadılar. Üzülerek ifade etmek istiyorum. Turizm tanıtım adına spor alanları. Bizim zamanımızda spora çok önem verdik. Ünye sporu ikinci lige çıkartmıştı. Hatırlayın değerli spor severler. Binicilik tesisleri Ünye'de bir ilktir spor adına. Spor alanlarımız, sahilimizde, Çamlık'ta yürüyüş alanları, yürüyüş yolları, Atatürk Parkı'nın içerisindeki bizim zamanımıza kadar spor alanına Ünye'de maalesef ciddi bir yatırım yapılamamıştı. Ve bizden sonra da bu yatırımların, üzülerek söylüyorum, devam etmediğini gördük. Bugün Ünye sporumuz, Ünye'mizin gururu olan sporumuz maalesef arzu ettiğimiz yerde maalesef değildir. Bunu da açık olarak ifade etmek isterim. Peyzaj ve ağaçlandırma çalışmalarımız Ünye'mizin Terme sınırından başlayıp çimentosuna kadar, Nikser Caddesi'nden sanayisine kadar ağaçlandırdık. Ve güzel bir hale getirdik. Bizden sonra da maalesef bir ağaç dikilmedi. Büyükşehir yalnız Feviz Çakmak'tan sonra orada yaklaşık bir 100 metrelik veya 150 metrelik bir alanı ilave ağaç çalışmaları yaptı. Kendilerine teşekkür ediyorum. Onu da ifade etmek isterim. Atık su arıtma tesisleri. Atık su arıtma tesisleri Karadeniz'de bir ilçede ilk bizim zamanımızda olmuştur. Biz ilkleri başarmıştık, ilkleri yapmıştık. Hatırlayın, sahilde burada denize girmek yasaktır levhaları vardı. Hatırlayın değerli hemşehrilerim. Ama bugün artık yok. İşte sebebi Doğu ve Batı arıtma tesisidir. Doğu ve Batı arıtma tesisi sözde söylenip geçilecek bir kalem işmiş gibi gözükmekle birlikte maliyeti ve bedeli bugün yaptırmaya kalksa Ünye Belediyesi'nin bir yıllık gelirini anca belki karşılar yapabilirler. Bizim dönemimizde biz yapmıştık, %80 hibe yapmıştık. Çok önemli bir çalışmadır. Doğu ve Batı arıtma tesislerimiz, bizim atık sularımız denize deşarj yoluyla çıkıyordu ve sahilimiz çok kötü bir vaziyetteydi, belki çok farkında değildik. Ve biz o meseleyi çözdük. Basit bir mesele değildir. Ünye'nin su ve atık su projesi, atık su arıtma tesisleri iki projesi bile bunların yaptığı vizyonun tamamına bedel bir projedir maliyet olarak. Bunu da açık olarak ifade etmek isterim. Asarkaya Kent Ormanı. Asarkaya Kent Ormanı'nı bizden sonra çalışmalar olmuştur. Emeği geçen arkadaşlarıma teşekkür ederim. Büyükşehir Belediyesi yolunu genişletmiştir. Ünye Belediyesi ilave restoran yapmıştır. Kendilerine teşekkür ederim. Yapılanı da yapıldı demek lazım. Hakkını yememek lazım. Onu da ifade etmek isterim. Asarkaya'yı, ama bugün görüyorum ki Asarkaya'dan gururla bahsedenler sanki biz yaptık imajı veriyorlar. Asarkaya'nın mimarı bizizdir. Birçok Ünye'nin ilklerinin mimarı bizizdir. Bunu da açık olarak ifade etmek isterim.
Sebze ve meyve hali, toptancı hali. Toptancı hali bugün 15 Temmuz meydanında olan bir yerdeydi. 15 Temmuz'da oturan, orada oturan ahali ve oradan geçen vatandaşlarımız geçemezdi. Hatırlayın. Ve devlet vatandaş işbirliğiyle yapılmış ciddi bir güven veren bir çalışmadır. Ve Karadeniz'de ilçe bazında bir ilktir. Bunu ben söylemiyorum. Halcilerimizden duyduğumu sizlerle paylaşmak istiyorum. Toptancı hali, devlet vatandaş işbirliği güvenin bir ismidir. Bunu açık olarak ifade etmek isterim. Binicilik tesisleri bölgemizde yine bir ilktir. Bizden sonra gelen belediye başkanı burayı köreltmek için epey mücadele etmiştir. Fakat halkın benimsemesiyle burası körelmemek için direnmiştir. Ve ondan sonra gelen belediye başkanımız buraya ilaveler yapmıştır. Kendilerine teşekkür ederim. Benden sonra gelen belediye başkanları bunları kapatmak için ciddi bir mücadele vermiştir. Ama halk benimsediği için kapatamamışlardır. Onu da söylemek isterim. Binicilik tesisleri bizim önemli çalışmalarımızdan bir tanesidir. İtfaiye binası, değerli hemşehrilerim, itfaiye binası bugün 15 Temmuz olan bölgede, hatırlayın, bir kulübe gece kondudan ibaretti. Biz onu oradan aldık, o bölgeyi rahatlatmak adına götürdük, yerine gerçek değerine yaptık ve bugün üzerinde Büyükşehir Belediyesi yazıyorsa eser bizim eserimizdir. Yazı onlarındır. Eser bizimdir. Ama birçok eserde bugün olduğu gibi, toptancı halinde olduğu gibi, itfaiye binasında olduğu gibi, terminalde, otobüs garajında olduğu gibi bugün oralarda Büyükşehir yazıyor. Eser bizim eserimizdir. Yazı onlarındır. İşin doğrusu budur. İtfaiye binası da bizim yaptığımız önemli bir çalışmalardan bir tanesidir. Liman atık kabul tesisi yaptık. Biz limanın içine gelen gemilerin sintilerini alıp oradaki gelirlerimizi artırmak adına limanı daha aktif ve verimli hale getirmeye çalıştık. Bugün de limanda çalışmaları vardır. Ama ifade edildiği gibi değildir. Efendim bunların reklamı tabii ki çok oluyor, çok yapıyorlar. Neden? Büyükşehir'in kaynakları büyük. Bizim o zamanlar sesimiz bu kadar yüksek çıkmazdı ufak işlerde. Ben bütün işleri bazen haber yapmaya bile utanırdım. Küçük işleri. Ama bugün görüyorum ki Büyükşehir, Hasan Baba'nın oraya bir korkuluk yaptı, biz hizmet yaptık diye haber dinlemekten üzüldüm. Büyükşehir'in bu olmamalı eseri. Dolayısıyla biz liman atık tesislerini de, limanımızı da genişletmek adına ciddi işler yaptık. Ve biz tıbbi atık bertaraf tesisi yapmıştık. Biz Büyükşehir değilken bile yapmıştık bunu. Biz Büyükşehir gibi hareket ediyorduk. Hatırlayın, ben Ünye Belediyesi'ne ÜSKİ kurmuştum. Ünye Su ve Kanalizasyon İdaresi'ni kurmuş. Başına da önemli bir arkadaşımı getirmiştim ve fevkalade başarılıydı. Ama bizden sonra maalesef buraları da sahip çıkamadılar. Tıbbi atık tesisi yapmıştık biz. Bizden sonra sahip çıkamadılar, beceremediler. Bizim yaptığımızı devam ettiremediler. Tıbbi atık tesisi yapmıştık, onu da burada ifade etmek isterim. Müze ev yaptık. Ünye'nin bir ilkini gerçekleştirdik. Müze yaptık. Bizden sonra gelenler sadece yazısını değiştirdi. Müzeyi biz yaptık. Yazısını onlar yazdı. Kültürel miras yeri falan diye bir şeyler yazdılar. Bizi kendileri yapmış gibi bunu ifade etmeye kalktılar. Halbuki eser bizim eserimizdi. Yazı onlarındı. Bunu da ifade etmek isterim. Yunus Emre bizim çok önemli bir değerimizdir. Yunus Emre ile vatandaşımızın ilk rahat peyzaj düzenlemesiyle buluştuğu zaman bizim zamanımızdır. Bizden önce de çalışmalar yapılmıştı. Emeği geçenlere teşekkür ederim. Ama o bölgeyi zannetmeyin ki bize kadar bu değeri verdiler. Çevre düzenlemesini yapamamışlardı. Biz çevre düzenlemesini yaptık. Bizden sonra yola ilaveler yapıldı. Yapanlara, emeği geçenlere teşekkür ederim. Onu da ifade etmek isterim. Çamlık yürüyüş yolu. Biz insanlarımızın sağlığı ile ilgili Çamlık, Aynı, Kola arası yürüyüş yolu yaptık. O gün bizi çok eleştirdiler. Mahkemeye verdiler. Dava ettiler. Dinlemedik. Çamlık yürüyüş yolunu ilk defa Ünye'ye kazandırmanın
keyfine hep beraber bugün de sürüyoruz. Bizden sonra yaklaşık 8-9 yıl geçti. İlave 1 metre yürüyüş yolu yapamadım. Yapamadım. Bunu ilave etmek istiyorum. Araç parkı. Bizim zamanımızda ciddi bir araç parkı oluşturduk. Satın aldık. Bugünkü gibi kiralayarak günü kurtarmadık. Bizden sonraki döneme de hizmet etsin dedik. Ciddi bir araç parkı gerçekleştirdik Ünye Belediyesi'ni. Yine çözüm merkezi, insanlarımızın sosyal çözüm alanlarını oluşturabilecek çözüm merkezleri oluşturduk. Çözüm merkezleri yaptık. İnsanlarımızı burada ağırladık. Parklar, bahçeler yaptık. Döner Çeşme Meydanı. Mithat Kısacıkoğlu Parkı yaptık. Allah rahmet eylesin. Gani gani bizden Ünye'nin çok önemli bir değeridir Mithat Kısacıkoğlu. Onun anısını yaşatabilmek için biz bizden sonrakiler gibi beton yapmadık. İstesek biz oraya betonu yapardık. Bina yapardık. AVM yapardık. Satardık. Ama satmadık. Dedik ki biz bizden sonraki nesillerimize nefes alacak alanlar bırakalım istedik. Orayı biz Mithat Kısacıkoğlu Parkı yaptık, hatırlayın. Onun hemen benden sonra oraya bugün bina yapıyor Ünye Belediyesi. Bizim yaptığımız eserlere sahip çıksalar yeterdi. Yani ilave bir şey yapmasalardı. Ünye'nin üzerine yük yüklemeseler yeterdi. Dolayısıyla bunu da ifade etmek isterim. Döner Çeşme Meydanı'nı yaptık biz. Döner Çeşme Meydanı'na suyun kendi kendine dönen toplar yaptık. Döner Çeşme'nin özelliğini koruyacak yeşilliklerle donatmıştık. Hatırlayın. Fotoğrafları var da şimdi zamanınızı almak istemiyorum. Ama Döner Çeşme bugün Döner Çeşme olmaktan çıkmış bir beton kitlesi haline maalesef üzülerek söylüyorum. Gelmiştir. Birçok alanlarda belediyeye ilave binalar kazandırdı. Bugün büyük şehre sigorta borcu olarak verilen binanın yarısı bizim, yarısı özel idarenindi. Hatırlasın değerli hemşehrilerim. O bina kullanılamıyordu. Ne Büyükşehir ne Ünye Belediyesi. Biz o binayı da Ünye Belediyesi'nin tapulu mülkü haline getirdik. Bizden sonra sattılar. Maalesef sattılar. Borcumuz var dediler, sattılar. Öbürü iş yapıyorum dedi, sattı. Bunlar bizden sonra emlakçılık yaptılar. Bu kadar net söylüyorum. Efendim, hayvan barınağı yaptık biz hayvanlarımıza sahip çıkmak için. Onu da koruyamadılar. Hatırlayın. Şimdi Çaybaşı yolunun ilerisine İkice yoluna dönerken oralarda hayvanlarımız telef oluyor. Hayvanlar kalıyor orada. Orada niye hayvanlar var biliyor musunuz? Bizim barınağımıza sahip çıkamadılar. Hayvanlar şehir içlerinde kaldılar. Sağda solda kaldılar. İnsanlar korktu, çocuklar korktu, yürüyemedi. Bizim yaptığımıza sahip çıkamadı bunlar. Hayvan barınağına sahip çıkamadılar. Böyle bir şey olabilir mi? Biz Ünye'ye hayvan barınağı kazandırmıştık. Dolayısıyla bizim muhtar evlerimiz vardı. Muhtar evleri bizim zamanımıza kadar hayaldi. Muhtar evlerini ilk biz kazandırdık. Ciddi manada çalışmalar yaptık. İlaveler bizden sonra olmuş olabilir. Muhtar evi ilk bizim zamanımızda başlamıştır. Yeni mezarlıklar tesis ettik. Biz Büyükşehir gibi mezarlıklar müdürlüğü kurdum ben. Mezarlıklarımızı hatırlayın, tertemiz hale getirdik. Ve özellikle dini bayramların arife günlerinde mezarlıklarımızda Kur'an okuma hizmeti vermeye çalıştık. Milletimizin dini duygularına, dinine, İslamiyetimize sahip çıkmaya çalıştık. Cenazelerimize, ölülerimizi rahmetle analım istedik. Onların aziz hatıralarına Kur'an yad ederek, Kur'an okutarak gayret edelim, onlarla beraber olalım istedik. Mezarlıklar Müdürlüğü kurmuştuk. Ve numarata servisi kurmuştuk. Modern hale getirmek için Ünye Belediyesi'ni numarata servisi kurmuştuk. Liman hizmetlerinden ciddi gelir elde ettik. Ama maalesef benim zamanımda limanlardan biz hedefimiz şuydu. Ciddi gelirler elde edip Ünye'ye harcayalım istiyorduk. Ama bugün görüyoruz ki aynı duyguyla hareket edilmiyor. Bunu da burada ifade etmek isterim. Mezbahane hizmetlerimizi modern hale getirmiştik. Mezbahanemizi modernleştirmiştik. Ünye'li bir başka yere ihtiyaç duymuyordu. Hamdolsun bunları da yapmış ve bitirmiştik.
2006 yılı 30 Haziran'ında Ünye'de büyük bir sel felaketi yaşadık. Değerli hemşehrilerim, sel felaketinin sebeplerini araştırırken gördük ki ayaklı köprüler baraj haline geldi, baraj görevi yaptı, taşkının kapasitesini artırdı. Ve bu ayaklı köprüleri yıktırdık, ayaksız köprüler yaptırdık. Hatta Fevzi Çakmak Mahallesi'ne, karayollarına ben o zaman kot farkından kaynaklanan yağmur suları Fevzi Çakmak'a doluyordu. Ben oraya da ayrıca drenaj kanalları yaptırmıştım, bilmiyorum. Bizden sonra sahip çıkıldı mı? Birçok yere sahip çıkamadılar. Endişe ederim ki ona da sahip çıkılmamıştır diye bir endişem var. İnşallah çıkılmıştır. Ve Akkuş-Niksar Caddesi'ni komple yeniledik. Bugün gençlerimiz hatırlamıyordur. Akkuş-Niksar Caddesi, sevgili gençler, böyle değildi. Akkuş-Niksar Caddesi parke yoldu. Zaman zaman çöker, çökmeler olur. İnsanlarımız, vatandaşlarımız oradan geçemezdi. Niksar Caddesi'ni pırıl pırıl bir hale getirdik. Yaptık ama bugün bizim bıraktığımız yerlerin ampulünü bile takamadılar. Açık olarak bunu da ifade etmek isterim. Oraya bir araya girmek istiyorum. Niksar Caddesi'ydi, Akkuş'u siz eklediniz. Evet, onu da Akkuşlulara bir vefa borcumuz vardı. Akkuşlular bizden ayrı bir parça değildi. Bu duyguyu da ifade etti değerli arkadaşım. Akkuş-Niksar Caddesi'ni de Akkuşluları birlik, beraberlik, kardeşlik ruhunun bir tescili olarak Niksar Caddesi'ni Akkuş-Niksar Caddesi haline getirmiştik. Evet, doğru söylüyorsunuz. Cenaze hizmetleri. Bizim zamanımıza kadar maalesef cenazelerimiz kamyonet üstlerinde, minibüs üstlerinde giderdi. Vatandaşımız çok zor haldeydi. Cenazem ben Büyükşehir gibi Mezarlıklar Müdürlüğü kurmuştum. Değerli hemşehrilerim hatırlayacaktır, unutmayanlar. Mezarlıklar Müdürlüğü Büyükşehir'lerde olur. Biz ama yapmıştık, Ünye Belediyesi. Üsküp, OSKİ, bugünkü OSKİ'yi biz Üsküp olarak kurmuştuk. Yani su ve kanalizasyon idaresini kurmuştuk. Mezarlıklar Müdürlüğü kurmuştuk. Bugün Büyükşehir'in bünyesinde olan birçok meseleyi biz Büyükşehir gibi hareket ediyorduk. Ünye güçlü bir yerdi. Büyük bir yerdi. Korkak, böyle kabuğuna çekilmiş, alttan güreşen bir yer asla olmadı bizim zamanımızda. Bizim zamanımızda Ünye başıdik, onurlu, gururlu olmaya devam etti. Biz hala o günleri, o halleri özlüyoruz, onu açık olarak ifade etmek isterim. Otoparklar ve park metreleri yapmıştık. Birçok tek sicil uygulaması yapmıştık. Katı atık düzenlemesi çalışmalarını yapmıştık. İçme suyu arıtma tesislerini yine söyledim, yapmıştık. Tabakhane deresi yan yollarını yapmıştık. Bugün Niksar Caddesi geçilmiyor. Sebebi nedir biliyor musunuz? Sebebi benim bıraktığım gibi kalmasıdır. Benden sonra 10 bina yıkıp o derenin batı tarafını da hizmete açamadılar. Bunu da söylemek istiyorum. Ve en önemlisi, sizleri yorduğumun farkındayım. Çok özetin özeti olarak ifade etmeye çalıştığım bu çalışmalarımızı özetin özeti halinde sizlerle paylaşmak istedim. Ancak şunu söylemek isterim. Bizden sonra 10 yılı toplayın. Ben 10 yıllık belediye başkanlığı yaptım. Bizden sonra da 8 yıl, 9 yıla doğru gidiyor. 8 yıl bitti. 9 yıla gidiyor. 9 yılı 9 yılla karşılaştırın. Benden sonra 2 belediye başkanı geldi. 2 belediye başkanının çalışmasını birleştirin. Benim de bu yaptığım çalışmaları birleştirerek bakın lütfen. Kimseye haksızlık etmek istemem ben. Efendim, sizin arkanızda güçlü bir figür vardı, bakan vardı. Benden sonra da bu Ünye'nin bakanı vardı. Hem de ne bakanı biliyor musunuz? Kültür Bakanı, Turizm Bakanı. Ünye'nin bugün en önemli eksiği ne biliyor musunuz? Kültür Sarayı. Bunu da ayrıntı olarak ifade etmek isterim. Bizden sonra ilave Büyükşehir geldi. Büyükşehir Belediyesi destek verdi. Ama küçük şehrin yaptığını Büyükşehir'de dahil olmak üzere bunlar yapamadılar. Değerli hemşehrilerim, ben 10 yıl belediye başkanlığı yaptım sizlerle beraber. Bu özet olarak, özetin özeti yaptığım çalışmaları sizlerle paylaşmak istedim. Sizi de değerlendirirken lütfen şöyle değerlendirin. Ben 10 yılımı değerlendirin. Benden sonra da 2 belediye başkanı ve 8 yılı 9 yılı değerlendirin. Hodri Meydan,
Halep oradaysa Arş'ı burada. Hepinize Ender'in sevgiler, saygılar sunuyorum. Beni dinleme zahmetinde bulunduğunuz için çok teşekkür ediyor, saygılar sunuyorum.